Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte 2016 yılının en çok konuşulan telefonlarından biri olan Xiaomi Mi Mix'i inceliyoruz. Öncelikle telefonu bizlere ulaştıran İzmir İletişim'e teşekkürlerimizi iletelim. Xiaomi bu telefonu pazara soktu ancak sınırlı sayıda ürettiği için ulaşması biraz zor. Telefon çok konuşuldu dedik, peki neden çok konuşuldu? Çünkü telefonun çerçevesi neredeyse yok denecek kadar az. Kutu içeriğinden bir adet kılıf geliyor arkadaşlar. Bunun yanında bir adet adaptör ve bir de USB kablosu geliyor. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Telefonun kutu içeriğinde bir kulaklık bulunmuyor. Ayrıca şunu da belirtelim, telefon Çin'den geldiği için prizler farklı arkadaşlar. Bu telefonu alacaksanız bir de çevirici almanızda fayda var. Xiaomi Mi öncelikle tasarımıyla ön plana çıkıyor. Telefonun üç tarafı da çerçevesiz olduğu için ön kamera ve sensörleri telefonun alt kısmına yerleştirmişler. Karşı tarafın seslerini nereden duyacağız diyorsanız da telefonun içine konumlandırılan özel bir teknoloji sayesinde karşı taraftan gelen konuşmaları duyabiliyoruz. Telefonun alt tarafına baktığınız zaman Type-C USB girişini, hoparlörü ve mikrofonu görüyoruz. Hoparlörünün mono olduğunu söyleyelim. Telefonun sağ tarafına baktığınız zaman ses açma kısmı tuşu ve güç düğmesi yer alıyor. Sol tarafına baktığımız zaman chip sim kart girişini görüyoruz. Ayrıca üst tarafta da 3.5 mm'lik bir jack girişimiz yer alıyor. Telefonun arka tarafına döndüğümüz zaman da bir adet kamera görüyoruz. Bunun hemen yanında çift ton led flash yer alıyor. Bunların hemen altında da parmak izi okuyucusunu görebiliyoruz. Telefonun 15.8 cm bir uzunluğu, 8.1 cm genişliği, ayrıca 7.9 mm'de bir inceliği bulunuyor. Telefonumuzun toplam ağırlığı da 209 gram. Tasarımdan devam edecek olursak telefonumuz 6.4 inç boyutunda, ayrıca 1080'e 2040 bir çözünürlük sunuyor. Çerçevesiz yapısı sayesinde %83.6'lık ekran gövde oranı bulunan telefonumuzun sağ, sol ve üst tarafında 2 mm'lik çok küçük çerçeveler yer alıyor. Seramik bir gövdeyle gelen telefonun sadece siyah rengi bulunuyor. Ayrıca tasarım özelliklerine genel olarak baktığımız zaman elinizden düşürmemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi telefonumuzun biraz da kamerasından bahsedelim. 16 megapiksellik f2.0 değerine sahip olan arka kameramız 4K videoları saniyede 30 kare çekebiliyor. Ön kameramız ise 5 megapiksel değerinde. Düşük ışıkta bizleri çok fazla tatmin etmeyen telefonun ayrıca ön kamerası alt tarafta olduğu için kullanımı biraz zor. Her seferinde selfie çekmek için telefonu ters çevirmek bir süre sonra da can sıkıcı olabilir. Mix'e biraz oyun oynayalım ve ne kadar şarjı gidiyor, ayrıca ne kadar ısınıyor buna bakalım. Evet millet, şimdi oyun testimize başlayacağız. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum sizlere. Telefonu satın aldığınız zaman içinden Play Store çıkmıyor arkadaşlar. Google'ın kendi uygulama marketini bulamıyorsunuz. Ayrıca yüklemeniz lazım. Biz biraz yüklerken zorlandık çünkü Çince bir sürü şeyle karşılaştık. Ama ufak bir Google'lamayla olayı halledebilirsiniz. Çok da büyütülecek bir olay değil. Diyerek şimdi Mortal Kombat X'i açacağız. Öncelikle şarjımızı söyleyelim hemen. %33'lük bir şarj. Şarjımız var şu anda. Telefonumuzun sıcaklığına da bakalım. Şu an için 29 derece olarak gösteriyor bizim ölçerimiz. Evet millet, süremizin sonuna gelmiş olduk. Hızlıca bakalım, şarjımız %27'ye düşmüş arkadaşlar. Sıcaklığımızı da kontrol edelim. Çok fazla sıcak gibi gözükmüyor. Bakalım alet ne diyecek. Evet, o da 35 dereceye yükseldiğini söylüyor. Yani 6 derecelik bir sıcaklık artışımız var. Ayrıca %33'ten %27'ye düşmüş. Yani %6'lık bir pil düşümüz var. Oyun oldukça akıcıydı arkadaşlar. Yani herhangi bir takılma, herhangi bir lag gecikme falan filan hiçbir şey görmedik. Oyun testlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biraz da bataryasından bahsetmek istiyorum. Mi Mix 4400 mAh'lik bir bataryaya sahip. Tabii ki bu kadar yüksek bir miliamperden bir günden fazlasını çıkarmasını bekliyoruz. Ancak ekran boyutumuz çok fazla olduğu için bu oranı makul görebiliriz. Ayrıca Quick Charge 3.0 desteği olduğunu da belirtelim ve şimdi biraz da teknik detaylardan bahsedelim. İşlemci olarak Snapdragon 821 kullanan telefonun Adreno 530 grafik işleme birimi bulunuyor. Elimde görmüş olduğunuz Mi Mix 6 GB RAM ve 256 GB'lık depolamaya sahip. Ancak bunun daha düşük bir modeli de var. Bu modelde de 4 GB RAM ve 128 GB'lık depolama bulunuyor. Xiaomi Mi Mix için şunu söylersek fazla abartı olmaz. Şu an Android cephesindeki en güçlü telefonlardan bir tanesi. Biz az önce depolamadan bahsettim. Şunu da belirtelim. Xiaomi Mi Mix'te micro SD kart girişi bulunmuyor. Eğer telefonu Türkiye'den almak istiyorsanız ortalama 3000 lira ile 3500 lira arasında bir para ödemeniz lazım. Tabii bir Çin'e gidecek tanıdığınız varsa veya siz yakın zamanda gidecekseniz de Çin'den 500-600 dolar arasında satın alabiliyorsunuz. Eğer böyle ilginç bir telefon arayışı içindeyseniz bence Android cephesinde tercih edilebilir telefonlardan bir tanesi olmuş. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Kapatmadan önce şuradaki anketimize katılırsanız seviniriz. Sizce ortalama
bakalım 3600 lira dedik. Böyle bir paranız olsa ve telefon alacak olsanız Xiaomi Mi Mix'i tercih eder miydiniz? Şuradaki anketten cevaplayabilirsiniz. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hemen yan taraflarında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji videolarını izleyebilir. Üzerindeki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.